Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in 17. Pencere 33. Mektup Esselatü Vesselam İnne fissemavati vel ardi le ayatil lil mü'minin gerek semavatta gerekse arzda inanan insanlar için Cenab-ı Hakk'a bakan birçok delil ayetler vardır. Yeter ki bakmayı bilelim. Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki icadı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cudu mutlak, gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. Müşahedeye dayanan bir delil bu. Gözümüzde görüyoruz. Müşahede bizzat görerek elde ettiğimiz bir delil. Yaz mevsiminde yeryüzüne baktığımız zaman herkesin gördüğü bir ayet-i kerimede bahsi geçen bir ayet bir delil var. Nedir o? İcadı eşyada müşevveşiyeti iktisaden karma karışık olmayı gerektiren ve intizamsızdan sebebiyet vermesini beklediğimiz bir sehavet ve ucuzluk var. Yani bir şey ucuz olduğu zaman hani deriz ya ucuz etin yanesi böyle olur işte. Bir intizamsızlık olur. Hani kaliteli olan bir ürünün kendine göre bir bedeli olur ama bir şey ucuz olduğu zaman özensiz yapılır. Yani kural budur genel manada. insanoğlunun yaptığı işlerdeki tablo budur. Bakın ne diyor? Müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cudu mutlak gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor Ya her şey çoklukla var inanılmaz bir bolluk içinde var. Bir sehavet, bir cömertlik içinde var. Ama bir o kadar da muntazam. Yani bu çok yapılıyor diye hiçbir baştan salma değil. Nihayetsiz bir intizam ve insicam içinde görünüyor. Yani bunu gözümüzle görüyoruz. Her bakan bunu böyle görür. Yani düşünün ne kadar sivrisinek var. Milyonlarca, milyarlarca sinek var. Ama her biri mükemmel bir sanat eseri. Tek bir örneği elinize alsanız herhangi bir mahluku en mükemmel örnek diyebilirsiniz. Hepsi bu kadar çok olmakla birlikte bir insican ve intizam içinde. İşte zemin yüzünü tezihin eden, süslendiren bütün nebatatı gör. Hangi bitkiyi eline alırsan al. Hangi meyveye, yaprağını, çiçeğini, neyine eline alırsan al. Hepsinde aynı hali göreceksin. Hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden, yani ölçüsüz olmayı ve artık böyle biraz detaylarına dikkat edilmemiş, kaba saba yapılmış olmayı gerekli kılan icadı eşyadaki sürati mutlaka dahi hızlı yaparsanız nasıl olur? E, biraz kontrolü kaçırırsınız. Hızlı üretime girdiğinizde hani bir yavaş yavaş özene bezene yaptığınız ürünlere de Seriye bağlanmış bir ürün nerede? Hız arttıkça kalite düşer. Bakın kabalığı iktizaden, icat eşyadaki sürati mutlaka dahi ama bir bakıyorsunuz bir bahar mevsiminde, bir mevsim, bir sezon geldiğinde inanılmaz bir süratle her şey bir anda şekillenirken ne bekler insan normalde? E, daha kaba sabah olmalı, e, daha intizamsız gayrimontazam bir surette olmalı derken kemali mevzuniyet içinde görünüyor. Her şey mükemmel denecek bir ölçü içinde. Yani bundan daha iyisi yok denecek boyutta. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Yani pazar yerleri sizin de hepinizin dikkatinizi çekiyordur. Gerçekten ne kadar ibretamiz bir yer. Allah'ım ne nimetleri var, rengarenk. Hepsi böyle şeyden çıkmış, bir tornadan çıkmış gibi o mükemmel mevzun suretteki bakıyorsunuz bir tarafta işte domatesler, salatalıklar, marullar, portakal, elma, muz her biri çeşit çeşit. E biraz önce ben de oradan market alışveriş yapmaya. Şöyle tefekkür et. Yani ne kadar acayip bir fabrikasyon derken hani Beşer'in standart yaptığı, üretim yaptığı şeylerin görüntüsü nasıl? Ama bunlar birebir canlı hayatlar. Birer bitki olarak bakıyorsunuz kediler yan yana dizilmiş. Havuç kendi içindeki o fıtri bütün özellikleriyle, tadıyla, rengiyle, kokusuyla, paketlemesiyle, düşün mükemmellikte bütün mevcudatın, bütün bir nebatatın ne diyor bakın sağlığınız? Bütün şu meyvelere dikkat et. Normalde bu kadar süratle bunların yapılıyor olmasında ne bekleyen insan bir kabalık bekler. Ama öyle değil hem ehemmiyetsizliği belki çirkinliği iktiza eden mutlaka dahi bir şey çok yapılırsa kıymetsiz olur, çirkin olur. Yani sıradan olur artık bilirsin yani öyledir. Neyi gösteriyor halbuki? Kemali hüsnü sanat içinde görünüyor. Her biri en mükemmel bir güzellik içinde. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak. Çiçeklerin yaprakları bile değil mi? Her bir yaprağın kendisi elinize alın şöyle ipeksi incecik hayatlar bir doku. Ya bu nasıl tanzim edildi? O kadar hücrelerin bir araya gelip o renk cümbüşü içinde bir bütünlük içinde. Yani bir düşünün bir ağaçta o çiçeğin yapraklarından kaç tane var? Bütün o çiçeklerin her biri nasıl diyor bak tabire bakın yeryüzünü yaldızlayan zinetlendiren, boyayan, süsleyen o bütün çiçeklere bak. Hem sanatsızlığı, basitsizliği iktizaden icat eşyadaki suhulet mutlaka dahi. Ya bir şey çok kolay yapılıyorsa çok sanat değeri yoktur normalde. Çok kolay yapılan bir şeyde basitlik vardır. Ama o kainatta müşahede ettiğimiz bu nihayet derecedeki kolaylık dahi nihayetsiz derecede sanatkarlık ve maharet ve ihtimamkarlık içinde görünüyor. Yo, hiç de öyle değil. Her birine inanılmaz bir ihtimam gösterilmiş. Bir sanat değeri var. Halbuki çok kolay yapılan Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Bir anda yani bir mevsimi geldiğinde herhangi bir ürünün çoklukla yeryüzünün her tarafında bir anda şekillenmesi gibi ucuzluk değil mi? Neyi gösteriyoruz efendim? Maharet ve ihtimam karane bir vaziyet gösteriyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatatın cihazatının sandıkçaları ve programları ve tarihçi hayatlarının kutucuklar hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkat et. Dikkatle bak. O tohumların her biri kaç milyar tane tohum vardır acaba değil mi? Ee, geçen tohumlarla ilgili bir yazı okudum. Envai çeşit tohum. Baksanız ham maddeleri hep aynı. Şimdi onu söyleyecek üstadımız burada da. Ee, öz, öz, maddeleri birbirinin aynısı. Bir miligramın 200'de biri ağırlığında olan tohumlar var. Yan yana bir fotoğraf gördüm. Bir sürü tohum var. Ya bunlar ne tohumudur diye sorsam size hiçbiriniz onları bilmezsiniz. Özel olarak o konu üzerinde çalışmadıysanız. Ama senin benim bilmediğim o tohumları o şuursuz toprak bilecek. 400 bin çeşit nebatat. Her birinin ayrı ayrı tohumu var. Ve Allah bu tohumları kainatın her tarafına serpmiş. Şu yeryüzünün her tarafında bu tohumlardan var. Hatta bunların bir kısmı Uçarak gidiyor. Uçarak gidenlerin ağırlığı işte ne kadar hafif. Onlara permenöler takmış Cenab-ı Hak. Hafif bir rüzgarla, çok basit bir rüzgarla kanatlı tohumlar var. Yani bir miligramın iki yüzde birinin ağırlığını bir düşünün. Hafif bir rüzgar bunu nerelere götürür? Bir tasavvur edin. Mesela o tohumlarla ilgili o yazıda öyle söylüyordu. Diyor ki tohumların bir kısmında hayvanlara tutunmak için çengeller var. Ya bu çengelleri kim planladı? Bu bu bitki kendi tohumunu teşkil ederken işte filanca hayvanın vücuduna bir kuşun, bir arının bacağına yapışmak gibi bir özelliği nasıl düşünmüş, planlamış olabilir ki o çengeli, o tüy gibi özelliği bir ne bileyim bir tırnağı meydana getiriyor da hayvan onun üzerine konuyor, bir kuş onun kanadına yapışıyor. Bilmem kaç kilometrede de bir şekilde düşüyor ama ne oluyor? Başka bir yere yayılıyor. Şimdi bir kısmına kanat takmış Cenab-ı bir kısmına çengel takmış. Bak ama ham maddelerle baktığınızda içinde ne var? Karbonhidrat var, protein var ve yağ var. Ham maddesi bu. Çekirdeğin etrafında bir kabuk var. İçinde bir besin deposu dediğimiz bir yer var. Onun içinde de merkezinde de embriyo dediğimiz o bitki neyin çekirdeği, neyin tohumuysa Allah-u Teala oraya bir program yazmış. Yani bir hard disk tabir caiz. Ama bakılsa işte düşünün bu kadar küçük bir gram ağırlığındaki bir şey. Ama içinde o koskoca ağacın bütün programını yazmış Allahu Teala. Ve kaç çeşit var bu şey? Ham maddenin aynı olduğu, alfabenin aynı olduğu bir şeyle ne kadar farklı mahlukat yazılmış. Hepsi o çekirdeğin içine var. Bu ağacın kökü nasıl olacak? Gövdesi nasıl olacak, bunun kerestesi hangi cins olacak, nasıl damarlar olacak, meyvesi nasıl olacak, çiçeği nasıl olacak, tadı, kokusu, rengi, içindeki vitamini nasıl olacak. Her biri o küçücük çekirdeğin içindeki embriyonun içine yazmış allah Teala. Bir yazılım küçücük işte ne dedik 1 miligramda 200 tane var. Bu nasıl bir hard disk? Nasıl bir USB? Ve bunu hangi kalemle yazdın oraya ya Rabbi? Ya yani nasıl bir kudret? Ve bunu diyelim ki yazdın. Hani sizin elinize bir disk olsa, bu disk okuyucu olmazsa siz bu diskle ne yazılığını okuyabilir misiniz? Ama toprakta bu disklerin, disketlerin her birini okuyacak, hard diskleri çözecek ve ona göre o sistemi harekete geçirecek bir mekanizmanın olduğunu düşünmek. Ve bu ilmi, bu kudreti o toprağın kendisine vermek nasıl bir hamakattır düşünelim. Şimdi bakın şurayı bir daha değerlendirmek istiyorum. Şimdi yeryüzüne baktığımızda bir zahiren müşevveşiyete sebebiyet veren bir sehavet, bir cömertlik, bir çokluk var. Ama bir intizam ve insicam içinde. E bir taraftan mizansızlığı ve kabalığı nazara veren, bir sürat var, inanılmaz bir sürat var ama bakıldığında her şey mükemmel bir ölçü içinde. E bir taraftan ehemmiyetsizliği, sıradanlığı, çirkinliği hatta nazara verebilecek bir çokluk var, kesreti mutlaka var ama inanılmaz bir <laughs> güzellik içinde. Öbür taraftan basitliği ve sanatsızlığı nazara veren bir nihayetsiz kolaylık var, suhulet mutlaka var. Ama ona baktığınızda inanılmaz bir sanatkarlık içinde. İşte yer bütün bu bitkilerin çekirdeklerine bakın diyor. Sandık çaları olan o deminki söylediğimiz tohumlara bakın. Ne kadar birbirinden farklı çekirdeklere ve tohumlara dikkatle bak. Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlak. Bakıldığında birbirinden çok uzak yerlerde bunlar. Farklı olması lazım bu ürünlerin bir ittifak mutlak içinde görünüyor. Elma diyorsun, burada da elma, elma. Romanya'da da elma, Almanya'da da, Amerika'da da elma. Adı değişiyor ama elmanın mahiyeti hep aynı. Halbuki o bu da mutlak içinde ne olmalıydı? Farklı farklı olmalıydı, çok değişik olmalıydı. Ama bakın hep benzer hakikatlerin, benzer suretlerin şekillendiğini görüyoruz. Bir ittifak mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktar zeminde zer edilen, ekilen her nevi hububata bak. O tohumların her birine dikkat et. Hem karışmayı ve bulaşmayı iktizaden bir kemali ihtilat, bilakis kemali imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. Ya şimdi bir düşünün, o hayvanlar, rüzgarlar, o tohumları dağıtırken oraya buraya, Nasıl bir karışıklık olması lazım değil mi? Filan da bitkinin tohumu, feşmekan bitkinin tohumuyla yan yana dikildi. Ama bakın toprak bunları karıştırmıyor. Bizim karıştırdığımız, bizim anlayamadığımız, asla da anlayamayacağımız o tohumları, o şuursuz gördüğümüz toprak tek tek tefrik ediyor. Yani işte bu kadar tohumun içine bir tane yabancı tohum karışmış... E ne yapalım bunda da es, ötekilerle karıştırmadan aynı şekilde çıkartalım demiyor bak. O aradaki bir tanecik tohumcuk neyse o tefrik edilerek, temiz edilerek bu filancanın tohumu diyerek toprak ne yapıyor onu? O tarzda temiz ediyor, tefrik ediyor. Diğerlerinden ayrı bir kimlik kazandırıyor. Halbuki karışmayı ve bulaşmayı gerektiren, birbirine karışmayı iktiza eden o kemal-i ihtilaf, çok iç içe karışmış olmak Bilakis kemal imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. Hiç birbirine karıştırılmadıkları görülüyor. Yani bir çayıra baktığınızda o çayırın içindeki aynı cins bitkilerin arasında farklı bir sebzeyi, herhangi bir bitkiyi gördüğünüzde şu hakikati tasavvur edin. Ne yapmadı? Toprak o bir tane farklı tohumu karıştırmadı. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumlar. Demin dedim ki tohumun içinde ne var? Ya ham madde aynı. Tohumun içini kırın. Böyle değil mi o besin maddesi dediğimiz şeyin ortasında bir embriyo var. Bir etrafında kabuk var. Karbonhidrat, protein ve yağ. Ya ne kadar farklı karıştırabilirsin ki? Bir milyon küsür bitki farklı farklı renklerde, farklı farklı şekillerde, yaprakları farklı... Renkleri farklı, desenleri farklı, kökleri farklı, boyları farklı değil mi? Ne kadar emval çeşit mahlukat var. Bitkiler var. Bu tohumların diyor birbirinden çok benzeyen tohumların sümbül vaktinde kemali imtiyazları ha, öyle ama o ne zaman etrafındaki kabuğu kırıp da o embriyo şekillenmeye başladığında Allahu Teala onu neyi programladıysa o bitki neyin çekirdeği ise hiçbir şekilde birbirine karışmadan ne diyor bakın kemali imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemali imtiyaz ile tefrikleri neyle besleniyor bir bitki? Çamurlu bir suyla besleniyor. Çamur. Kökünden o çekti onu aldı diyelim yukarı doğru çamurlu bir su. Bakıyorsunuz bunun bir kısmı cevizin o odun kısmını, kereste kısmını teşkil ederken bir kısmı dallara taksim olup kabuğun etrafındaki dalın etrafındaki kabuğu teşkil ediyor. Öbürü oradan çıkan yaprağın sapını teşkil ediyor. Öteki yaprağın kendisini teşkil ediyor. Birisi cevizin etrafındaki meyvenin etrafındaki o yeşil kabuğu onun içindeki o tahta sandıkçayı bir başka maddelerle cevizin bir saati kendisini teşkil eden bir taksimat yapıyor planlıyor. Ya çamurlu suyu bildiğimiz topraktan emerek aldığı o çamurlu suyu bu ağaç nasıl böyle tefrik ederek onu oraya bunu buraya bunu buraya taksimatını yapıyor. Bir taraftan şöyle bir ceviz mobilyası sen çok güzel diyoruz. E Cemiz'in o etrafındaki hani bilir misiniz o yeşil kabuğu elinizle şey yapmış olsan acayip bir boyası çıkar. E i̇nsanın eline yapışır. Boyayı çıkartmak da bayağı müşkil olur. O boya maddesini ona oraya nasıl yerleştiriyor allah Teala? onun ne hikmeti vardır acaba? O cevizin ahşap kısmı, meyvenin ahşap kısmı nasıl bir sandukçadır? Hani kimisi çetin ceviz deriz. içindeki meyveyi vermez. Kimisi elinde sıksanız kırılır böyle bir yumuşaklıkta. Bu planlamayı bir ağaç o çekirdeğin cinsine göre nasıl planlayarak tanzim edebilir? Ve bunu nasıl o şuursuz toprağa ve o küçücük embriyonun kendisine verebiliriz? Bunu nazara veriyorsun bakın bu pencerede ne diyor? Yer altına karışık atılan maddeler itibariyle birbirine çok benzeyen tohumların sümbül vaktinde kemal imtiyazları, birbirinden ayrılmaları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemal imtiyazla tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif aza ve huceyrata göre kemali imtiyaz ile ayrılmalarına bak. Aynı şeyi biz de yapmıyor muyuz? <laughs> Allah bereket versin, bir şeyler yiyoruz, afiyet, şifa olsun. E onlar da vücudumuza giriyor, bir kısmı gözümüze gelip kainatı seyretmeye başlıyorlar. Bir kısmı kulağımıza gelip işitmeye başlıyorlar. Beynimize gidip düşünmeye başlıyorlar. Kalbe giriyor, bu kadar hayati bir fonksiyonun, ürünün, şeyin içine giriyor organın. Sürekli çalışan bir motopomp gibi, kalbi pomp. Ya ne biliyorsun sen kardeşim burada kalbe geldiğinde senin görevinin bu kalbin sürekli atışını böbreğe geldiğinde idrarı süzmen gerektiğini, karaciğere gittiğinde bilmem hangi fonksiyonları icra edeceğini ne biliyorsun da gidip oralarda o fonksiyonları icra edecek bir kimliğe bürünü veriyorsun. E sana kim öğretti bu sanatı? Yediğimiz ne? Elma, armut. İşte hoşaf, nem neler şunlar bunlar yemekler yani ne yiyorsak bunlar. Bunlar öyle bir taksimatta yapılıyor ki birisi gidiyor tırnak oluyor, öteki de senin kirpiğin oluyor, öteki de göz bebeğin oluyor. Retinası oluyor. Arkasındaki A tabakası oluyor. E nasıl bunları, kim planladı bunlar bu tarzda bu hale sokuyor. Bak ne diyorsun şimdi burada? Hüceylata göre kemal-i imtiyaz ayrılmalarına bak. Kemali Hikmet içinde kemali kudreti gör. Kimin yaptığını gör. Bunu o şuursuz sebeplerin kendisine verebilir misin? Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktizaden gayet derecede mevzuliyet. Çok bol. Bir şey çoksa, hani iktizadın temel kuralıdır, arz-talep. Arz çok fazla olursa fiyat düşer. Talep çok fazla olursa fiyat artar. Bakıyorsunuz inanılmaz bir bolluk var. Normalde kıymetsiz olması lazım bakıldığında o mevzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi yeryüzünde masnuatça, sanatça nihayet derecede kıymettar ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. Yapabilir misin? Bütün laboratuvarları bir araya topla, milyarlarca dolar para harca bir hücrenin fonksiyonunu icra edebilecek bir sistemi geliştirebilir misin? İşte o hadsiz acayip bir sanat içinde yeryüzünün rahmani sofrasında yalnız kudretin şekerlemeleri olan dutların nevilerine bak. Ya dut dediğimiz şey işte ağacın bir meyvesi, bir şekerleme Ta, tabiri caizse nebati bir baklava. allah Teala onu o tarzda yaratmış. Hani beyaz dut var, siyah dut var tadı çok keskin olan dutlar var. Bilirsiniz. Bu, bu tip ve dutların yapılarını düşünün. Küçük küçük paketçiklerin yan yana geldiği bir tablo. incecik bir sapın etrafına dizilmiş. Ya o toprağın kendisindeki tat nerede? O dutun ağacı nerede? Ucundaki o mükemmel renk ve tatta ve kokuda olan o dut meyvesi nerede? Bak ne diyoruz? kudretin şekerlemeleri olan Dutların nevilerine bak, çeşitlerine bak. Kemali rahmeti, kemali sanat içinde gör. Hem rahmet hem bir sanat içinde. İşte bütün ruh zeminde gayet kıymettarlıkla beraber hadsiz ucuzluk bu kadar değerli olmasına rağmen işte veriyorsun 3-5 lira alıyorsun. Hadsiz ucuzluk. Hadsiz ucuzluk içinde Hadsiz ihtilat ve karışıklık ile beraber bunlar bu, bu kadar birbirine karışmış iken hadsiz imtiyaz ve tefrik her birinin ayırt edilerek hangi tohumsa, hangi özellikteyse, hangi cins ise e, dutunda dut var, dut var değil mi? Çeşit çeşit cinsleri var. Hani dut oldu diye hani sen kırmızı dut ettin, e ne yapalım sana siyah veriyoruz. Öyle bir tablo yok. Ne ekliyorsan, hangi tohumsa... Onun karşılığı var. Bir tefrik içinde, hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzaklıkla beraber son derece muvafakat ve benzeyiş. Hani birisi Şarkı Anadolu'da, birisi Karadeniz'de, birisi Ege'dedir diye farklı değil. Ceviz, görseniz hep ceviz olduğunu bilirsiniz. Dünyanın neresinde cevizi görseniz tanırsınız. Portakalı bilirsiniz, muzu bilirsiniz. Hani bu oranın şeyi, bu buranın şeyi, belki yöresel farklılıklar olur ama genel mahiyeti birbirinin aynısı olan bir kimlik içinde. Bakın o uzaklık neyi nazar verir haddi zatında? Karışıklığın seviyet vermesi lazım. Hayır, uzaklık olması karışıklığın sebebi değil. Yine birbirine bir benzeyiş ve uyum içinde, muvaffakat içinde, son derece benzemek içinde, gayet derecede suhulet ve kolaylıkla beraber bu kadar birbirine benzerken o kadar kolaylıkla birlikte gayet derecede ihtimam karane yapılış, özene bezene meydana getirilmeleri ve gayet derecede güzel yapılış içinde hepsi dikkat ediyorsanız birbirinin içinde olan şeyler bunlar. Bu güzel yapılmakla beraber sürat mutlaka ve çabukluk ile beraber gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık Hiçbir şekilde israf yok. Hiçbir şekilde ölçüsüzlük yok. Tam bir mevzuniyet içinde ve gayet derecede israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesretle beraber hududu yok. Milyarlarca, trilyonlarca yapılıyor bunlardan. Son derece hüsnü sanat, mükemmel bir sanat içinde ve son derece hüsnü sanat içinde nihayet derecede sehavetle beraber intizam ı mutlak her birinin tam bir düzen içinde elbette böyle olmaları, elbette gündüz ışığı, ışık güneşi gösterdiği gibi bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Hakim-i Zülkemal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in vücubu vücuduna ve kemali kudretine ve cemali rububiyetine ve vahdaniyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Yani bunların her biri gerçekten bir hakikat olarak önümüzde duruyor. Bak ne diyor bunlar güneş ışığını gösterdiği gibi ışık güneşi gösterdiği gibi o kadiyette bir kadir Zülcelal'i gösterir. Yani celal sahibi olan ve kudreti nihayetsiz olan Allah'ı bize gösterir. Bir, Hakimi Zülkemal'i gösterir. Yaptığı her şeyi en mükemmel surette yapıyor ama hepsinde hikmetli bir surette yapıyor. Böyle bir zatı gösterir. Bir rahimi zül cemali gösterir. Nihayet derecede merhamet sahibi ve aynı zamanda zül cemal. cemal, sıfatıyla yani kullarına hem güzelliğini hem merhametini gösteren bir yaratılış içinde onun vücubu vücuduna, varlığının kesin olduğuna ve kemali kudretine ve cemali rububiyetine, rububiyetinin o terbiye ediciliğinin ne kadar güzel olduğuna ve bahtaniyetine, neden bahtaniyetine? Çünkü kainatın her tarafında hepsini birbirine benzer tarzda yaratıyor ve ehadiyetine ama her birini bir ötekinden farklı algılanabilecek bir varlık içinde her birini özel olarak yaratıyor. Ona mahsus o bütün özellikleri içinde barındıran ayrı bir ürün olarak, bir mahluk olarak yarattığından dolayı hem vaktaniyetine hem ehadiyetine şehadet ederler ve lehül esmaül husna sırrını gösterirler. Ne diyor bütün bunlar? Kendi lisan halleriyle bütün güzel isimler, bu saydığımız isimler hepsi Allah'a aittir. Bize bunu gösterirler, bunu ders verirler. Şimdi ey biçare cahil, gafil, muannit, muattıl, bu tüm gördüklerini görmesine rağmen inkar eden ve bunları şuursuz sebeplere bağlayan insan, bu hakikati uzmayı neyle tefsir edebilirsin? Gözünün önünde bunları görüyorsun. O hakikat bunun içinde, bu ucuzluk intizam içinde, o intizam sürat içinde, o sürat sanat içinde. İlla nihaye, Bütün bunları görmene rağmen bu büyük hakikati neyle izah edebilirsin? Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti <laughs> neyle izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acip şu sanatları neye istinat edebilirsin? Kim yapıyor peki bunları? O şuursuz toprak mı gerçekleştiriyor? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereyi, bu 17. pencereyi hangi perdeyi gaflete atıp kapatabilirsin? Şuradaki söylenen hakikatleri hangi gaflet perdesiyle örtebilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinadgahın diyorsun ya tabiat yapıyor doğa kanunları. Senin dalalette dayandığın arkadaşın nerede? Bunların hakikati nerede? Senin arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil mi? Rastgele bunlar olacak. Ve şu harika işlerin binden birini tabiata havalesi bin derece muhal olmuyor mu? Yoksa camit aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya dedince manevi makinaları, matbaaları mı var? Yani bunları yapmak için bu kadar mesela demin ceviz örnek verdik. Cevizin yapraklarının bu kadar birbirine benzer şekilde olabilmesi için makine kalıpları mı var içeride? Yani ne yapıyor ceviz ağacı bir kalıpta o yaprakları mı basıyor bu taraftan? Bunların bu kadar mevzul surette çıkmasını daha neyle izah edeceksin? <laughs> yani şuursuz bir toprak, bir çamur gelecek yukarıya. Öyle bir şekil, şekil alacak ki o yapraklar, o dallar, o gövde, o meyve meydana gelecek. Evet. <laughs> İman yolu gerçekten bize bu hakikati gösteriyor. Baştaki ayet-i kerimin de ifade ettiği gibi. Ne demişti ayet-i kerime? İnne semavati vel ardile ayatillin üminin. İşte kainata baktığınız zaman oradaki gördüğünüz her şey... <laughs> Cenab-ı bu güzel isimlerine bir delil mesabesindedir. Subhaneke ilmenâ ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum en ilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el fatiha masavat.